Merhaba arkadaşlar. Herkesin öncelikle bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olur inşallah diyorum. Videonun başlangıcında ve abone olup beğeni yapmanızı rica ediyorum. Şu anda kümesin son durumuna bakacağız. Yavrulara birkaç tane işlem yaptık, onları söyleyeceğim. Öncelikle şu iç çiçeğin fazla olduğu sıralarda şöyle bir insanlar için çiçek mantar ilacı eczanelerden alabilirsiniz. Veyahut da onu bulamazsanız onun müdahaleleri de var. Onlardan 5 litre suya 2 kapak atabilirsiniz. Bugün ona başladım. Daha sonra bunu yaptıktan sonra da bu 2 gün bu şekilde yapıp daha sonraki günde de probiyotik vereceksiniz. Probiyotik bulamazsanız da kefir suyuna ilave edeceksiniz diye böyle bir giriş yaptım. Şimdi kendi kümesimde ne yaptım? Onları size söyleyeceğim. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kuşlar para etmiyor. Kuş para etmiyor. Yem pahalı diye herkesin ortak bir serzenişi var. Bunun için öncelikle yapmamız gereken şeylerden biri gereksiz üretim veya kontrolsüz üretim yapmamamız. Bu nasıl? Ben size şöyle örnek vereceğim. Şimdi şu hünkârim eşi de şu bunların altlarına baktım. Tam istediğim vasıflarda kuş gelmiyor. Ve mavi üretmek istemiyorum. Ne yaptım? Şimdi şöyle göstereyim. Bir saniye. Biraz önce. Heh. Şimdi şu hünkârim üretmek istediğim bir kuş. Bu iki tane yavruyu hemen hemen ilk yemlemesini yine ağız diyeyim ya da büyük ağaçbaş hayvanlarda kustuktan sonra yani bir haftalık 10 günlük olduğu zaman renklenmeden bunların altlarından yavruyu aldım ki bir daha yumurtlasın. Hem de kendi de kusmuş oldu. Bak birini bunun altına sürdüm arkadaşlar. Birine bu bakıyor. Şimdi bu taraftan birinin altında da bu var. Bu oyun kuşunu da çoğaltmak istemiyorum. Çünkü oyun kuşunu az buçuk uçurmak lazım ama seviyoruz kanat sesini. Bak bir yavrunun biri de bu. Güzel güzel inşallah birer tane bunlar yavrulara bakıyor. Hem daha güzel bakıyorlar birer tane. Siz de hoşunuza gitmeyen ve üretmek istemediğiniz kuşları fazla fazla çoğaltmayın. Hem yem pahalı, bakım zor, ilacıydı, şunuydu, bunuydu. Bunda da yine aynı. Bu gül kurusu, bunun eşi de sümbüllü. Bunların altlarından vasıflı kuş gelmiyor. Ki ya buna erkek bulacağım ya da bunun eşine dişi bulacağım. Ondan sonra bunları eşleyeceğiz, üreteceğiz. Bak şimdi bu mesela. Bu da Çorum çıplağı dediğimiz kuştan bir tane bunun altına sürdüm. Bir tane de kendi annesinde var. Annesini yormamak için. Bu da yatıyor inşallah yumurtlayacak. Bu da hıkık olmuş. Bu da evde baktığım Malatyalı. İnşallah tüyü girip çıkıp kendini düzeltecek. Şu beyaz oyun kuşum yine. Onun yuva kardeş alt yuvası bu. Bu taraftaki durumlar böyle. Ha bak mesela bu Malatya'nın da eşi eser atlatmış. Baktım yavrularda sıkıntı yaşadım. Düzgün bakamadılar. Şu dişi yok, erkeğe bu eser atlatmış. Bunların da yumurtalarını yumurtladıktan sonra şuna mesela bunu da başkasına bakıttırdım. Daha sonra kendim de elde baktım. Geçen de baktım bunlar yumurtaya bakamadı. İnip çıkarken düşürmüş. Bunlara yavru bakıtmayacağım. Yumurta çekeceğim. Eğer Malatyalı'ya bakarsam. Buranın durumu bu şekilde arkadaşlar. Bu tarafa gelince burada da yine bakıcılarımız var.
Şimdi bunun kendi oyun kuşumun dişisi. Şu da kendi oyun o beyazların erkeği. Bu da biraz önce gösterdiğim büyüs kardeşi. Bunların ikisini eşleme yaptım. Hem bir yavru baksınlar. Kendi yavru bakıp da bu hevesini de alsınlar. Bunların yavrularını uçurmayacak olursam bunların altına da süreceğim. Kendilerini besleyeceğim ama yavrularını çoğaltmak istemiyorum şu anda. Çünkü uçurmak lazım. Şimdi şöyle bir şey. Bunun altına da şimdi ne yaptık? Bunların altına da bak. Tostların altına iki tane plastik sürdük. Biraz büyütüp de bir haftalık olunca bunların altına da tek tek yavru süreceğiz. Bunun altında tek yumurta var. Bunun kendi yumurtaları var. Biraz önce gösterdiğim Çorum çıplağının yavrusunun biri bunda. Bunlar güzel kaliteli postaların. Bunların da altını yumurtladılar. Hem bakmalı, yavru bakma şekillerine bakacağım. Nasıl bakıyorlar. Hem de altlarından yavrular nasıl çalışıyor. Bunu kontrol edeceğim. Bunu onun için ilk yavrularını yapmalarına müsaade ediyorum. Yumurtalarını almıyorum. Şu da bir tane yumurtlamış. Ama bunun eşini bu akşam kaçırdık. Bir anda attı kendini. Gelmezse bunun altındaki yumurtayı da ikinciyi de yumurtladıktan sonra başka kuşun altına çekeceğiz. Buna da eş temin edeceğiz. Yine bu da şunun eşi posta. Maşallah güzel vasıflı bir. Bunu da bir kendi ilk yavrularına bakmasına müsaade edeceğiz. Bakacak nasıl bakıyor, nasıl ediyor. Ondan sonraki yavrulara da altına sürerek postayı çoğaltmayacağız. İşimize yaramayan veyahut da eşleşmediğimiz kuşları çoğaltmaya gerek yok. Burada da bunların bak bunun baktığı bakıcılık yaptığı hünkârı var. Çık çık. Kursağında falan yem var. Bir sıkıntı yok. Bunlara ben su takviyesi yapacağım inşallah. Bunlar güzel bakıyor. Bunun altını da yine gördüğünüz gibi plastik yumurta sürdük. Bu şekilde kontrolsüz üretim yapmamaya gayret gösterin arkadaşlar. Diyorum. Burada da beyazımız yine yumurtlamış. Şu emektar hünkârımız rahatsız etmesinler diye orada buraya aldık. Orada da şöyle göstereyim. Dur bakalım. Dur. Şöyle. İspirle siyah postanın yavruları. Bunların da kursağında var. Ama bunların hepsine su takviye yapacağız. Şöyle yavrulara bakın arkadaşlar. Şu kursakları sertse, yemler öyle bütün duruyorsa bunlara su vermek gerekiyor. Havalar malum sıcak. Kuzu da burada yatıyor. Bu da burada yatıyor. İşte böyle bura kaçacak. Kapı açık olsun. Hemen attı aşağı. Başka bir videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Geçenkinde göstermiştim. Şu tünekler de güzel oldu. Hem görsel hem de tünüyorlar. Hoşça kalın.